Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemek tartışılıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca MOBESE kameralarındaki görüntüler de servis edildi. Ve bu MOBESE kameralarındaki görüntülerin de valiliğin sorumluluğunda olduğu söyleniyor. Böyle iddialar var. Sizce bu olayın siyasi bir tarafı var mıdır? Öncelikle iki lidere sorun budur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'de herhangi bir belediye başkanı veya seçilmiş bir otorite olarak herkesin sahip olduğu haklara ve çerçeveye sahiptir. Bu bağlamda herhangi bir dış temsilciyle görüşmesinde de hiçbir mahsur yoktur. Yani bunu yani AK Parti dönemi de olsa fark etmez, bugün de olsa fark etmez, yarın da olsa fark etmez. Türkiye açık bir toplum olmak durumundadır. Ve bu görüşmeleri yabancı misyon sahiplerinin, bu büyükelçilerin, temsilcilerin görüşmeleri yapması doğaldır siyasilerle. Belediye başkanı olarak da bu görüşmeler yapılabilir. Dolayısıyla bunun böyle olağanüstü bir durummuş gibi yansıtılması doğru değil. Ve bir yeni bir tartışmaya sebep olması da doğru değil. Ancak bunların eminim görev ve yetkileri bağlamında bu görüşmelerin yapılması önem taşır. Daha ötesine anlam yüklemenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Evet, bu İstanbul'daki gelişmeler ve bahsettiğiniz spesifik konuya gelecek olursak, tabii bu son kar yağışı, son hava şartları ve bunun İstanbul'a getirdiği sorunları hep beraber gördük, yaşadık. Bizim geçen sonbaharda açıkladığımız afet yönetimi eylem planında aslında bu tür olağanüstü durumlarda ne yapılması gerektiğiyle ilgili de çok açık bir çerçevemiz var. Öncelikle bu tür konularda yerel yönetimlere daha çok yetki vermenin bir şart olduğunu düşünüyoruz. Hatta muhtarların bile bu tür durumlarda her olağanüstü şartta, her afette muhtarların dahi daha çok yetki ve daha çok imkana sahip olması gerektiğini hep söylüyoruz. Ve mutlaka yerelde sağlam bir koordinasyon, böyle başkentle şehirler arasında problemin olmadığı, çıkmadığı, çünkü yetkinin daha çok yerele devredildiği bir yönetim modelinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat uzunca bir süredir görüyoruz ki özellikle İstanbul'da, Ankara'da merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var. Ve bundan sadece ve sadece Ankara'da, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız zarar ediyor. Yani onlar bunun ceremesini çekiyor. Dolayısıyla burada acil olarak yapılması gereken, hükümetin bir an önce particiliği bırakıp mesele insansa, mesele hayatsa, mesele afet, böyle olağanüstü şartlarsa particiliği bir yana bırakıp o şehirde yaşayan vatandaşların sağlığını, hayatını önceleyen bir tutum takınması. Öbür türlü o yemekmiş, şuymuş, buymuş, bunlar ben teferruat olarak ve hükümetin elindeki propaganda makinesinin bulduğu bir unsur olarak açıkçası görüyorum. Yoksa biliyorsunuz Türkiye'deki büyükelçilerin görevidir Türkiye'yi yakından takip etmek. Ha, bizim bütün dünyadaki büyükelçilerimizin de görevidir. Yani bizim Londra büyükelçimiz de gider Londra Büyükşehir Belediye Başkanı'yla yemek yer. Gider siyasi parti liderleriyle görüşür. Tokyo'daki büyükelçimiz de gider Japonya'daki siyasi parti liderleriyle görüşür, belediye başkanlarıyla görüşür. O ülkenin nabzını tutar, o ülkeyle ilgili intibalarını, gelişmeleri, başkenti raporlar. Bundan daha doğal bir şey yok. Dolayısıyla bu yani propaganda makinesinin bir teferruatı alıp büyütmesinden ibaret görüyorum doğrusu.